alsaydım keşke. Galiba yine son anını yanlış aldım. Çok güzel şeyler görüyorum şu anda canlı yayında. Evet, hoş geldiniz. Vakit geldi, yorumunu da gördüm. Şimdi ben yayına bastıktan sonra kaç saniye öncesindeki konuşmamızı aktarıyor, çok emin değilim. Eğer münasebetsiz el kol hareketlerimi gördüyseniz kusura bakmayın. Hepiniz hoş geldiniz, iyi ki buradasınız. Çok tatlı, çok kıymetli iki tane dostumla bir canlı yayın planladık. Aslında her şeyi çok planlamış sayılmayız. Doğaçlamamıza kuvvet deyip buluştuk. Bakalım neler konuşacağız. Kalpler geliyor ikinizde de. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz üzere birisi ODTÜ'de, birisi Boğaziçi'nde hoca olmuş. Koskoca insanların duvarlarında kitaplık yok. Yani bu nasıl bir rezalettir bilmiyorum. Yayını başlamadan bitirmeyi düşündüm önce. Ama sonra dedim ki işte söz verdik artık yapacağız bir şekilde falan. Bu rezaletle başladık. Lütfen kusura bakmayın. Aslında gerçekten entelektüel ve okuyan insanlar ama böyle bir şey oldu. Bir takım mecburiyetler neticesinde diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Şu tarafında Alp Aslı'yı görüyorsunuz. Bu tarafında Özgür Çişler'i görüyorsunuz. Ben yine kendimi aşağı almaya çalıştım ama beceremedim. Artık bu şekilde yapacağız bunu. Evet, sevgili Alp ve Özgür, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce artık bir güncelle başlayalım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor eve kapanıklık, bir çıkamamak bir şeyler? Ben mi başlayayım? Sen başla, büyüğümüzsün. Valla yani çok şey gitmiyor. Alıştık gibi bir anlamda. Tabii bizim evde iki çocuk, iki kedi şeklinde böyle bir kalabalık bir ev ortamı olduğu için sürekli bir çalışmakla geçiyor, yani bir iş halletmekle geçiyor. İşte uzaktan eğitim, o da epey zaman alıcı bir şey. Herhalde ondan da bahsedeceğiz bir noktada. Böyle nasıl geçtiğini çok anlıyorum diyemem. Ama tabii hafif bir sıkkınlık da oluştu uzun süre olunca. Benim de benzer, benim tabii çocuk falan olmayınca biraz daha rahat. Şansıma uzaktan eğitim de yok benim için bu dönem. Ben belki sonra daha bahsederiz. 7. yıl izni ya da sabatik izni ayrılmıştım bu dönem. O yüzden ders vermiyordum ama yani aklınca şey yapacaktım. Gezecektim. Birlikte çalıştığım insanları ziyaret edecektim. Böyle uzun bir plan yapmıştım oradan oraya, buradan oraya. Tabii şimdi yani demin de söylediğim köşedeki bakkala zor gidiyorum. Evde oturuyorum ama yani meşgul olacak çok şey var tabii. E-mail trafiği çok arttı öğrencilerden, başka şeylerden. Epeydir yapmam gereken işleri yapmak için fırsat buldum. Okumak istediğim şeyleri okuyorum falan. Bir de tabii öyle yani pek heyecanlı bir şey yok yani. Uzun yürüyüşler var. Ya şöyle, aslında ben geçenlerde yine kimle konuşuyorduk hatırlamıyorum ama bu araştırma süreçlerinden geçmiş insanlar için sanki biraz daha kolay bu eve kapanma kısmı. İşte mesela doktora yeterlik sınavına hazırlanırken zaten kapanmışsınızdır. Tez yazarken, makale yazarken ya eve ya ofise bir yerlere sürekli kapanmışlığınız var diye düşünüyorum. Zaten çok çalışan tiplersiniz ikiniz de. O yüzden Evet, buna benzer süreçleri daha önce yaşamışlığımız var. Ama yani belki de kötü anılar mı canlanıyor bilmiyorum. Ters etki de olabilir. ben de biraz şey de oldu böyle eşimle konuşuyorduk böyle hani eve kapandık işte oturuyoruz çalışıyoruz o kendi bilgisayarında ben benim bilgisayarımda falan sonra düşündük ha tamam işte sokağa çıkma yasağı şudur budur ama yani tabii sosyal ilişkilerimiz azaldı falan filan ama onun haricinde hayatımız çok da değişmedi gibi biraz o da korkutucu geldi bana. Güzel güzel bazı şeyler fark ediyoruz. Özgürlerin konserler tabii birazcık. Ya o çok şey, evet, o içimizde bir yara ve birkaç gün önce şey yaptık, Zoom'dan yine buluştuk grup üyeleriyle. Çok Yapalım özledik tabii. bir konser. Nasıl? Bir konser yapalım. Bazı böyle uzaktan aktiviteler düşünüyoruz şu aşamada, Mayıs ayı içerisinde. Tabii hakiki bir konser vakit alacak. Bir de biliyorsunuz bizim solistimiz de doktor, o şu anda sahada. O iyice tabii
artı bir durum. Başak'a buradan ekstra sevgiler. Kişisel olacak değil de bu seferki solist/doktor olan Başak. Gerçekten çok ilginç gelmişti bana ilk gördüğüm zaman Başak'ın doktor olduğunu. Hani çok çok da hoşuma gitmişti. Nasıl vakit bulup yani gerçi hepiniz için enteresan. Hepinizin başka bir sürü işleriniz var. Bir yandan da orada çıkıp işte ne deniyor o şeyin adına? Provalar yapıp sonra gelip konser vermek falan bayağı hoş güzel insanlar galiba matematik konuşmamızı istiyorlar. Şimdi önden de ilan ettiğim sorulardan bir tanesi tekrar geldi. Özgür Turhan'dan matematik bölümü yazacaklara yazın ne önerirsiniz? Zannediyorum şu an liseyi bitirip matematik bölümü seçmeyi düşünen bir dostumuz. Tabii bu arada ODTÜ Boğaziçi karşılaştırması talebi de geldi. Kılıçta evet. Kuşandınız diye umut ediyorum. Yoksa hep birlikte birleşip ODTÜ'yü övüp Boğaziçi'ni gömüyor muyuz? Alp. Yani ben o kadar şey değilim. Hani yani öncelik şey olmalı. İyi bir matematik bölümü olmalı. Yani ODTÜ Boğaziçi ile sınırlı da olmak zorunda değil tabii. Ondan sonra bireysel olarak değişebilir yani o karar verici faktörler diye düşünüyorum. Ama yani iyi bölümlerden bir tanesine göze kestirip onun şey yapmak lazım, hedeflemek lazım. İyi bölümlerden bir tanesi derken mesela Türkiye düşününce Türkiye'de kaç tane var diyebiliriz? Ya yani şimdi tek tek hepsini saymak belki çok yakışık almayabilir hani şey ama 6-7 diyebilirim yani. 6-7 deyince herhalde anlaşılır. Yani. Alp, Boğaziçi matematiğin durumu nasıl? Yani genel olarak işte mesela hacmi, şimdi sen ODTÜ ile kıyaslayabilirsin çünkü ODTÜ'de yeterince bulundun. İşte öğrenci hacmi, hoca hacmi, derslerin işleniş açısından falan bir kıyas yapmak istesen mesela. Yani ben de yani öncelikle şey söyleyeyim öğrenciler açısından hani Türkiye'deki sırf genel şekilde aynı şeyi tekrarlayacağım. ODTÜ Boğaziçi harici diğer üniversitelerde de çok iyi matematik eğitimi almak mümkün. O yüzden daha önemli olan belki öğrencinin ne istediği ve öğrencinin kendi motivasyonu oluyor çoğu durumda. Yani aşağı yukarı her üniversitede ya da iyi üniversitelerde verilen matematik eğitimi aynı diyebilirim yani çok büyük bir fark olacağını sanmıyorum tabii. Başka farklar var tabii. Yani ODTÜ çok daha büyük bir bölüm. Boğaziçi matematik bölümü yarısı belki yarısından daha bile küçük bir bölüm. Yani açılan derslerin sayısı farklı olabiliyor. Sınıfların büyüklükleri farklılık gösterebiliyor. Yani illaki bir farklılık olacaktır ama en de sonunda bence ODTÜ'ye giren birisinin ya da Boğaziçi'ne giden birisinin ya da başka bir üniversiteye giden birisinin çıkıp sonra matematikçi olması ya da yapmak istediği her neyse onu yapma ihtimali çok da farklı değil diye düşünüyorum. Yani biraz eninde sonunda öğrenciye kalıyor. Yani üniversitede olduğu süreyi ne kadar verimli geçireceğine bağlı biraz. Yani çok iyi bir üniversiteye gidip oradan çok bir şey almadan da mezun olabiliyor insanlar. Çok kötü bir yerde olup da yani çok uğraşıp işte başka yerlerde bağlantılar kurup yaz okullarına gidip işte başka şekilde çok iyi yerlere de gelinebiliyor. Yani eninde sonunda çok fark ettiğini düşünmüyorum öğrenci açısından. Çünkü ODTÜ'de de Boğaziçi'nde de iyi hocalar var. Başka yerlerde de iyi hocalar var. Yani belki hani ODTÜ'de daha benim dikkatimi çeken yani daha olumlu olarak söyleyebileceğim şey daha büyük olmasından dolayı akademik hareketlilik çok daha fazla. Seminer sayıları, işte her hafta bir seminer oluyor. O yetmiyor, onun üstüne cebir alanında bir seminer oluyor. Analiz alanında, topolojide, cebirsel geometride, işte yanı başında Bilkent var, Bilkent'te seminerler oluyor. Bu tabii öğrenci için direkt ilk başta çok önemli değil ama bir yerden sonra tabii bu da bir önem kazanıyor. İşte hoca sayısının fazla olması şeyi arttırıyor biraz. Açılan derslerin çeşitliliğini arttırıyor. Seçmeli ders sayılarını arttırıyor. Ama diğer taraftan daha büyük bir bölüm olunca da öğrenciler biraz daha anonim oluyor. Yani hani biz Boğaziçi'nde
öğrencileri kısmen ismen bile biliyoruz. ODTÜ'de ne kadar mümkün bilmiyorum. Orada da bir yere kadar mümkün tabii ki. Yani çok bilmiyorum, açık bir şey söyleyemedim ama... Yo, çok güzel açık şeyler oldu aslında. Biraz da şu işte akademik hareketlilikle ilgili mesela Boğaziçi'nin kontur savunmasını ben yapayım. Kimse benden bunu beklemiyordur ama Boğaziçi Matematiksel Bilimler neydi onun adı? İMBM, İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi'nin Boğaziçi'nin içinde olması ve bir yandan da İstanbulluğu çok şey değiştirebiliyor Boğaziçi'ndeki insanlar için de. Çünkü bir sürü üniversiteye orada da işte erişim mümkün. Peşine düşen insan için aslında tam böyle kafamdaki şeyleri söylediniz ikiniz de. Bir insanın kendisi için ne yapacak olduğu biraz daha önemli olduğu için bu tip bilimlerde genel olarak aslında neredeyse her şeyde. Şimdi bir yandan da Alp çok beklenen bir soruya kapı açmış oldun. İnsanlar artık biraz daha böyle herkes birbiriyle iç içe olabildiği için internet sayesinde lisedeykenden matematiğe merak salıp ya da başka temel bilimlere ya da herhangi başka bir uzmanlık alanına merak salıp bunun peşine düşen arkadaşlar var. Ve matematikle ilgili de bana çok fazla böyle mesajlar, sorular geliyor. Yani lisedeyken başladım, ne yapmam gerektiği konusunda bir yönlendirme arayışındayım diye işte. Mesela lisede lisans için de aynı soru geldi. Lise ve lisansta matematikle ilgilenen insanlar neler yapabilirler, nerelerde akademik ortamlara girebilirler gibi sorular var. Bunun için iki şehirden sizden bir takım öneriler almak istiyorum Özgür. Yani bazı iyi bildiğimiz şeyler tabii var yani tekrar etmek belki olacak ama da matematik köyü çok büyük avantaj hani bilmeyenler için. Onun dışında yani Matematik Dünyası dergisi her ne kadar son zamanlarda daha seyrek çıkmaya başladıysa da epey bir külliyatı var yani orada lise öğrencileri için de çok uygun materyal bulunmakta. Yani bunları okumak üzerinde çalışmak iyi bir fikir. Oralardan başlanabilir. Ben herhalde şey söyledim biraz iyi bilinen cevapları. Alp'e de zorlarını bırakayım. Hadi bakalım. Evet. Yani internette çok şey arttı tabii. Yani sosyal medya üzerinden de işte matematik peşinde ve benzer YouTube kanalları ya da internet sayfaları üzerinden insanların faydalanabileceği yani lise seviyesinde de çok faydalanabileceği çok yeni kaynaklar oluştu. İşte sesim geliyor mu bu arada? Benim biraz tamam. Bağlantı kötü diye işaret geliyordu da. Ne bileyim Mat Kafası diye bir web sayfası var. Yani internetteki şeyleri kullanmak gün gün daha hani daha zengin bir içerik oluşuyor internette de. Tabii dikkat etmek gerek. Çok saçma şeyler de olunabiliyor ama işte Matatı Köyü videolarını internete de koyuyor. Başka yerlerde yavaş yavaş videolarını koymaya başladı. İnsanlar video çekip koymaya başlıyorlar. Yani belki o internet kaynaklarından da faydalanabilir bir şekilde. Onun haricinde bence belki lisedeyken yani en azından ben kendi lisedeki halimi düşünürsem bana şey çok yapılabilir bir şey gibi gelmiyordu. Bir üniversiteye gidip, üniversitedeki bir matematik bölümüne gidip orada biriyle konuşmak yapılmayacakmış bir iş gibi geliyordu. Ama bence lise öğrencilerin buna da açık olması gerekiyor. Yani bundan korkmaması gerekiyor. Biraz korkutucu bir yanı olabilir ama belki ilk çaldıkları kapıdan olumsuz tepki alabilirler ama ikinci kapıdaki insan eminim çok açık kucakla karşılayacaktır diye düşünüyorum. Yani hani o da bir seçenek olabilir. Yani bir şey arayınca bir mentor mu denir ya da hani öyle daha yol gösterecek birisi için direkt insanlarla konuşmaya çekinmemek gerek. Belki Matatı Köyü'nün sağladığı bir güzel şey de bu oluyor tabii insanları bir araya getiriyor. İşte daha yaşlı mı diyeyim daha yetişkin ya da daha ileri sınıftakiler ve akranlar arası şeyler artıyor falan yani hani belki onlardan faydalanılabilir biraz. Onun dışında aklıma gelen direkt bir şey yok tabii de. Çakıl arası matematik köyünü hatırlattı Alaaddin.
Tabii çok çok güzel bir hatırlatma. Çakıl arası da henüz ben gidememiş olmanın utancını yaşıyor olsam da son derece güzel bir girişim. Ben de yaşıyorum artık. Aa! ne çalacağız? Bülbülüm Altın Kafeste ile başlasak mı? pardon ya şey. Bir şey oldu sanki. Kübra bana Özgür Hoca ile Alper deyince ben bayağı yanlış anlamışım olayı, pardon. Yani şey, açıkçası derslerimiz de çok farklı gitmiyordu o nedenle yani. Matematik konuş. Yani siz böyle tatlı tatlı akademik güzel güzel konuşurken ben şey yapamadım tabii. Bir yerinden daldım. Bir de yayın 10 saniye galiba gecikmeli geliyor. Tam neresinden girdim bilmiyorum. Yani şey, kimin yapını baltaladıysam. hemen izleyicilere küçük bir intro vereyim bu konuda. Olay şöyle gerçekleşti. Hayat Zor başlığını biz Özgür ODTÜ'de bir ders verirken, Alp ve Hakan'ın aldığı bir dersi verirken onlara ettiği zulümler esnasında olan bir olay neticesinde o başlığı koymuş. Ya aslında yani belki onların anlatması daha doğru olur da kendi bakış açımdan. Ya bana sık sık şey deniyordu yani Alp, Hakan ve diğer sınıftaki öğrenciler tarafından. Yani sorular zor veya konu çok zor değil mi, niçin şey? Ben de her zaman hayat zor diye cevap veriyordum. Olay oradan başladı. O bir kere iki kere değil ama sürekli yani hep şey. En sonunda o yılın sonunda bana bir tişört hediye ettiler. Onu bulsaymışım keşke, şimdi bulamadım. tişörtün tepesine tabii hayat zor yazıyordu. Şimdi ben bizim açımızdan da ben şey yapayım. Evet. ODTÜ'de matematikteyiz. İkinci sınıftayız. Alp'le beraber ders alıyoruz. Özgür Hoca'dan ders alıyoruz. Ya sınıfta çok güzel, çok keyifli, çok güzel geçiyor derslerimiz. Sınıf çift anadal yapanlardan oluşuyor. O yüzden dersler akşam oluyor. Şimdi dersimizin, ya o dersin adı da, Özgür Hoca'dan aldığımız o dersin adı da Honors Linear Algebra. Yani Türkçesiyle doğrusalca bir dersi. Şimdi ders birçok kişinin başka bölümlerde çok dersi olduğu için ders salı ve perşembe günleri akşam yapılıyor. 5.30'da, 5.40'da başlıyor dersler. Tabii biz şey yapıyoruz, dersten sonra genelde yani sabaha bağlıyoruz onu bir neyse şimdi. herkesin tabii çok dersi var. Çift anadalı yeni başlamışız, çok heyecanlıyız. Matematik bölümüne geldik işte, çok istediğimiz bir bölüm. Herkesin başka bölümleri var ama çok istiyoruz hepimiz matematikçi olmayı. Kimle karşılaştık? İlk dersimizde Özgür Hoca ile karşılaştık. Şimdi Özgür Hoca da yeni gelmiş. Amerika'dan yeni gelmiş. UCLA'de doktorasını bitirmiş, dönmüş. Tam idealist. Yani tam öyle karşıma öğrenciler gelsin diye bekliyor. Şimdi lineerce, yani öyle ki şey yapıyoruz. Lineerce bir dersimiz. Lineerce bir dersinde Schrödinger denklemlerini bile işledik. Yani şöyle oldu aslında da, hani Özgür Hoca işliyor, biz de deftere işliyoruz. Durum bu. Hani, işlenmeli diye düşünüyorum ama yani bilmiyorum. Tamam, çok çok bir şey değişmemiş demek ki, güzel. Şimdi tabii her derste bir sürü ödevimiz var. İşte biz yapmaya doyamıyoruz da Özgür Hoca da okumaya doyamıyor. Yani bu şey. O kadar çok ödev var ki böyle gerçekten, hani her derste veriliyor ve hemen bir sonraki derse ya da işte iki sonraki derse getirmemiz gerekiyor. Neyse, ikinci döneme geldik. Ödevler iyice yoğunlaştı. İşte sınavlar artık anlaşılır olmaktan çıkmaya başladı gerçekten. Ya yani şey, Özgür Hoca ile aramızda da seviye farkı şu şekilde. İşte Özgür Hoca bir ödev veriyor. Biz anlamıyoruz tabii. Şey yapıyoruz, soruyoruz. Sonra Özgür Hoca biraz izah ediyor. Sonra da biraz oynayın çıkar diyor. Bu da güzel bir laftır bu arada. Sonra da yapabilirmişiz aslında, evet. Şey. Evet. Sonra ben. Evet. O başka bir virüsün konusu belki. Yani şey. Şimdi sonra ben Alp'e soruyorum. Alp ne oynayacakmışız diyorum. Alp de bilmiyorum işte, oynarız bir şeyler diye böyle. Hani aramızdaki seviye farkı bu. Hani şey. Özgür Hoca'yla ders alırken. Sonra. Neyse, bizim için tabii bir şok durum. Bir sürü dersimiz var. Sınavlar iyice yoğunlaştı. İşte ödevler falan arttı. İkinci döneme gelmişiz. Bahar şenliği başlayacak bir yandan, baharlar falan. Özgür Hoca bu dönem projesi yapacaksınız dedi.
Tabii. Yani biz herkes birbirine bakıyor. Ne yapsak acaba? Nasıl yani şaka mı yapıyor diye. Tabii Özgür Hoca cool. Anlatıyor nasıl olacağını projenin. Sonra hem yazılı olacak hem de sunacaksınız dedi. Tabii giderek artırıyor şeyi. Hadi bize müsaade diyemiyorsun tabii derstesin. Yani almışsın artık ikinci döneme gelmişsin. Sonra sınıf olarak gidip biz konuşalım Özgür Hoca ile dedik. İşte Alp, ben, birkaç tane daha arkadaş sınıftan Özgür Hoca'nın ofisine gittik. Tam hatırlamıyorum ya ofis ya da bölümün koridorlarından birinde konuşuyoruz. Tabii biz başladık anlatmaya Özgür Hoca'ya. Ne kurtarsak kar o zaman onu düşünüyoruz. İşte 10 dakika boyunca konuştuk Alp'le işte. Biz şöyle diğer bölümde şu derslerimiz var, şu oluyor, bu oluyor bilmem ne şöyle böyle. Özgür Hoca hiç ses etmedi, hiç ses etmeden dinledi. Sonra en sonunda da hayat zor dedi. Ya yani bu... Tamam bu ayrıntılarla hatırlamıyorum ama tabii evet. Doğrudur yani. Benim bayağı içime işlemiş herhalde. sonra tabii ortam 5 dakika boyunca kimse konuşmadı. Yani yanına gidenler sustu. Artık neler düşündüyse insanlar o anda. tabii sonrasını hatırlamıyorum ama muhtemelen işte beraber bir yere eğlenmeye gitmişizdir. Büyük ihtimal. Evet. Oldu. Ben kaçıyorum. Görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, iyi eğlenceler. Görüşürüz. Çok selamlar. Ya ben hatırlıyorum mesela böyle simplektik matrix nedir falan onlara verirken bir örnek olarak. Ya işte şimdi compact manifoldlar var, bunlarda dentristler var. Bu dentristlerin işte homoloji grubunda otomorfizma veriyor. Otomorfizmalığı yazarsak işte bakın simplektik matris çıkıyor bir tane. Ne güzel bir örnek size falan diye şeyler veriliyordu böyle. Ben nasıl üstüymüşüm yani o da bir gerçek. Yo, bence güzeldi yani çok faydası oldu yani bence hepimiz çok faydalandık yani öyle hani şimdi şikayet ediyoruz ama yani gibi de değildi yani hani böyle sırf hava atmak için ya bakın burada Schrödinger denklemi var bu işte bir Hamiltonian operatörün eigenvalüsü şudur budur değildi yani hani bakın bunlar ileride ne işimize yarayacak diye sormayın gerçekten de bunlar çok önemli şeyler ileride hep karşınıza çıkacağı. O zaman direkt görmüştük ve ileride de hep karşımıza çıktı ondan sonra. Yani o yüzden yani bence çok faydalı olmuştur o örnekler de. Sevindim ama neyse. Kurtardık o sonucundan. Şimdi bu bahsettiğimiz ders Anders Linear Algebra olan ders değil mi? Evet. 263-64 diye bir seri vardı. Daha sonra birkaç dönem daha verildi. Ondan sonra bir yani hem çift anadal programın yapısında bazı değişiklikler hem de farklı nedenlerden elimine edildi o ders. Yani 261-62 ile bir arada verilmeye başlandı ama ondan önce öyle ayrı veriliyordu çift anadalcılara. Çok da güzelmiş. Şimdi çift anadal demişken bir soru gelmişti. Alp'in çift anadal danışmanlığı yaptığı bir arkadaştan ismini maalesef bir sayfada kaldı yakalayamayacağım. Bir tane daha soru geldi. Hani çift anadal yapan insanlara ne önerirsiniz sorusu gelmişti. Bir başka soruyla birleştireceğim. Matematik bölümünün öğretim üyeleri arasında mühendislik çap mezunlarının çoğunluğu ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor sevgili elektronikçi Özgür ve Alp senin de başka bir... Yani ikimiz de öyleyiz. Çok iyi. Neden? Yani basit bir yorum yapabilirim belki. Artık değişmiş olabilir. Hani bizim yaş gruplarında daha yoğundu. Bizden önce de hatta yani bizden bir üst nesilde de çok vardır. Türkiye'de hani akademik yatkınlığı olan kişilerin çoğu hani yüksek puanlarda aldıkları varsayımıyla üniversite sınavından belli en yüksek puanlı bölümlere yönlendirilirdi. Yani o dönemde. Yani bizim için de bizim öğrenci olduğumuz zamanlar bu elektronik ve bilgisayar mühendisliğiydi. Şu anda da tıp galiba. Yani en yüksek puanlı olduğu için çoğumuz oraya gittik. Ama tabii hepimizin akademik yatkınlıkları farklı alanlaraydı belki de. Yani illa yani bunun mühendislik olması gerekmiyor. İşte temel bilim olan var. Bambaşka sosyal bilim olan da var. Mesela elektronik okuyup sonra sosyolojide hoca olan çok arkadaşlarımız var yani. Bu
ben ona bağlıyorum. Yani yüksek puanı olmasından ötürü hepimiz aynı yerlere gittik. Ama herhalde bugünlerde biraz daha bilinçli yapılıyor diye varsayıyorum bu tercihler. Bunun böyle Turgut Önder'le kimin arasındaydı emin değilim. Sanırım Turgut Önder, Hurşit, Zafer Nalu bunlar hep herhalde şey değil mi? Evet, hepsinin bir geçmişleri var. Yıldıray Ozan, Bülent Karasözen. Bir şey şakası vardı işte, doğru yolu erken bulma geç bulma şakası vardı. İşte kimi evet. Sınıfta geçiş yapmış birisi, çifti bitirmiş falan filan. Bitirip sonra master'a gelen var, böyle çift yapmadan gelen de var. Benim elektrik, matematik, sonra tekrar elektrik, sonra tekrar matematik. Böyle üç değişiklik yapmış falan arkadaşım var. Yani şey, lisansı bir yerde, master'ı diğerinde, sonra doktoru da biri, sonra öbürüne tekrar bir doktora daha falan. Onu yapmış arkadaşım var. Yani. Benim de yanılmıyorsam yani danışmanlığını yaptığım bir çift anadalı öğrencisi. Nasıldı? Tıp, bilgisayar mühendisliği, sonra fizik. Bölüm değiştiriyor. Sonra da matematikte çift anadalı da başlıyor sonra. Öyle bir şey de vardı yani. Güzelmiş. Bence biraz şeyle de alakalı olabilir. Hani çoğumuzun bölüm seçtiği ya da üniversiteye girdiği yaşlar daha çok ne istediğimizi bilmediğimiz yaşlar oluyor. Yani ne istediğimizi bilemiyoruz bile. Çünkü yani lisede gördüğümüz matematik, gerçek matematikle ne kadar örtüşüyor orası belli değil. Birçok şey görmüyoruz bile. Başka bölümlerinde ilgili şeylerde daha da az ders alıyoruz. Ve hani yaş olarak da kendimizi de tanımıyoruz o yaşta. O yüzden de biraz yani üniversiteye gelip ilk defa farklı bölümlerden ders aldıktan sonra daha farklı bir ortama girip kendimizi de tanıdıktan sonra belki biraz da daha iyi karar verebiliyoruz neyi istediğimize. İşte o zaman da yatay geçiş ve çift anadal gibi seçenekler çok faydalı olabiliyor. Yani ben çok gerekli olduğunu düşünüyorum onun. Birçok hayat kurtarabiliyor. Senin de mi elektronikten? Ben bilgisayar mühendisliği. Evet, hep bunlar yıldız bölümler yani. Peki hani şey söylemek mümkün mü? Hani mesela daha iyi mi oldu, daha kötü mü oldu gibi. Tabii bu kontrollü deney yapılabilecek bir şey değil ama hani mühendislik eğitimi almanın kattığı ya da ne bileyim matematik yaparken ekstra bir şey kazandırdığı ya da öğretirken mesela mühendislere ders verirken falan. Yani çok zor yanıtlaması. Ama şunu söyleyebilirim. Karar verdikten sonra yani hangisi olacağını karar verdikten sonra hızlı davranmak ve oraya kanalize olmak bence doğru. Yani mesela ben ikinci, üçüncü sınıf arası bir yerde net kararımı vermiştim aslında. Şimdi geriye dönüp bakınca doğru karar o noktadan itibaren tamamen yatay geçiş yapıp tamamen matematiğe odaklanmakmış ama bunu geç fark ettim. Alp, sen de bitirdin mi bilgisayar mühendisliği? Bitirdim, bitirdim. Yani şey diyemem, hiç faydası olmadı diyemem. İllaki faydası oluyor yani insana kattığı bir şeyler oluyor bir belli düşünülmüş şekli ya da yani şu anda da hani matematikle ilgili şeyler yaparken de çok daha rahat bir şekilde ne bileyim bilgisayarı kullanıp hesaplamalar yapabiliyorum ama gerekli miydi, gereksiz miydi? Hani olmasaydı ona harcadığım vakti başka bir şeye harcasaydım daha mı iyi olurdu, daha mı kötü olurdu onu söylemek mümkün değil tabii ama illaki bir şey oldu tabii, faydası oldu yani. Ya şimdi bir yandan da ders veren insanlar olduğunuz için ciddi üniversitelerde illaki servis dersi de veriyorsunuz. Bana birazcık şey de başka bir açıdan da pozitif görünen bir tarafı var bunun. Hani genelde aslında ben de matematik yapmak istiyorsa bir insan hani matematikle uğraşsın, zamanını ona harcasın gibi önerileri daha çok veriyorum. Ama bir yandan da şeyi hissediyorum. Bazı matematikçilerde böyle hani mühendislere ders verirken bile dünyadaki en önemli ders o kalkülüs dersiymişçesine veya işte lineer cebir dersiymişçesine ki bence dünyadaki en önemli ders lineer cebir. Ama hani şeyi biraz sanki halden anlamak zayıf kalabiliyor. Çünkü mesela ODTÜ için söylüyorum bunu. Matematik bölümünde dönemlik ders yükü 5 ve gerçekten matematiğe yoğun bir şekilde odaklanıp o iş yapılabilir şekilde bence organize edilmiş matematiğin şeyi, ders akışı ve programı. Ama mühendisliklerde bazen daha fazla ders, işte yok proje bilmem ne ödevi gibi şeyler olup insanlar çok zorlanabiliyor. Ve bu deneyimi yaşamış olmanın belki hani ders verirken kattığı bir
empati desteği olabilirmiş gibi mi? Belki olabilir. Yani belki hani halden anlamak anlamında olabilir. Gerçi matematik bölümünün bu diğer bölümlere verdiği servis dersleri en azından ODTÜ'de oldukça hafif, yani zorlayıcı değiller. Yani matematik bölümünün kendi iç dersleriyle falan kıyaslayınca çok çok hafif. Mühendisliğin yani içinden gelmiş biri olarak en azından elektrik mühendisliğinin yükü çok fazladır. Yani hani işte laba girilir, lab için bir ön şey hazırlanır. Ön çalışma hazırlanır. Ondan sonra quiz'e girilir. Quiz'den geçer notu anlamazsa labdan atılırsın. İşte ondan sonra lab biter, bir de rapor yazılır falan. Yani böyle çok şey meşakkatlidir yani. Tabii onun yanına her şey ek yük olarak görülmeye başlanıyor. Yani öyle bir ortam var. Matematik bölümünde öyle bir harala gürele yok. Yani hani öğrenciler açısından, ama derslerde çok daha ağır, onu da söyleyebilirim. Yani verilen bir elektronik dersinden verilen bir matematik dersi çok büyük ihtimalle daha zordur. Yani bunu söyleyebilirim, ama daha az sayıdadır, daha şeydir. Öyle iki tane çok farklı dünya var yani. Peki, Boğaziçi'nde ders yükü nasıl hocam? Herhalde aşağı yukarı aynı diye tahmin ediyorum ODTÜ'yle. Yani benim hissiyatım çok farklı olmadığı yönünde. Belki biraz daha mı az ders yükü, emin olamadım şimdi, ama kıyaslanabilir diye tahmin ediyorum. Anladım. Şimdi demin başka bir şey söyleyecektim. Onu unuttum. Burada bir işte kimya okurken matematikle çift yapmak ne kadar keyifli olur sizce gibi bir şey var. Ama çok deneyim bazlı bir soru gibi görünüyor. Temel bilim kimya mı? Temel. O benim lisansta aslında hep şey yaptığım bir şeydi. Keşke bunu mu yapsaydım diye düşündüğüm bir şeydi. Malum... Kimyanın temellerinde şey var, kuantum fiziği var bolca ve orada da şey var, temsil teorisi var yani işte şeylerin, Lie gruplarının, Lie cebirlerinin. Hani çok da keyifli de olabilir yani hani yapılırsa. Tabii kimyanın ne tür bir kimya olduğu dönemde herhalde. Çok güzel de yorumlar var. Şimdi arada ben unuttuğum bir sorularım var. Ondan çok eminim. Ona bir şöyle dönüp bakayım. Ha, siz ne yaptınız diye bir oraya girelim. O arada ben diğer soruları toparlayacağım. Şimdi siz önce Özgür ders verirken, çift anadal yaparken o işte zulüm ortamında tanışıp sonrasında da tabii ki dünya tatlısı bir insan olduğu için çok da hoş ortamlar yaşadınız. Ondan sonra birlikte çalışmalarınız oldu. Hatta sabbatical konusuna da bununla birlikte girebiliriz. Tam bu dönem biz Alp'in ODTÜ'de olacağını hayal ediyorduk. En azından ciddi bir süre araştırma yapmak üzere izin aldığı bir dönemde. Zoom'a kaldık böyle. Nasıl başladık birlikte bir şeyler yapmak? Binlerce bir dersinden bugüne arada epey bir zaman var. Bu bahsettiğimiz yıl 2001-2002 dönemi. Yani neredeyse işte 19 yıl falan olmuş. Ya o zaman şeydi, Alp Hakan, onlar daha ikinci sınıf öğrencisiydi. Ben de işte doktoradan yeni dönmüş öğretim üyesiydim ODTÜ'de falan. Daha sonra çok daha fazla ders yaptık beraber. Yani ben bir sürü arka arkaya dersler açtım. Bu da benim sevdiğim bir şey. Eğer böyle çok ilgili ve çok iyi bir öğrenci grubu eğer yakaladıysam, bunu birkaç kere daha yaptım. Mümkünse onları tutmaya çalışıyorum yani bir şey, cazip dersler açarak ve onun faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü oraya bir sürü başka yetenekli öğrenci de eklemleniyor o gruba ve sonuçta çok iyi bir alışveriş oluyor. Bu en azından 2-3 kere bunu yaşayabildim ben, yani öyle çok şanslıyım ya yani. Öyle işte sınıflarım oldu. Alp ve Hakan'ın olduğu sınıfta bunların ilkiydi. Yani aslında sınıftan birkaç kişi o yani o seriyi derslerden almış Alplerle beraber birkaç kişinin daha ismini sayarsam zaten anlayacaksınız işte ne kadar iyi bir sınıf olduğunu. İşte Ekin Özman, Çağrı Karakurt, Çağatay Kutluhan, Özer Öztürk, Mustafa Topkara, Kıvanç Ersoy. Yani hani zaten yani o yaş grubunda bildiğiniz, tanıdığınız pek çok kişi, bir sürü kişiyi de unutuyorum kusura bakmasınlar. Yani şey hızlı söylemek adına sadece, yoksa hepsinin çok iyi olduğunu vurgulamak için söyledim sadece. Çok iyi yani kendi aralarındaki iletişimden benden ziyade o kendi aralarında
ki sinerjiden doğan çok iyi bir şey oluyor. Bu daha sonraki yıllarda da bir iki kere daha böyle sınıflar yakalama şansına eriştim. Daha sonra tabii Alpler kendi yolculuğuna çıktı yani. Onlar doktora yaptılar, şey yaptılar ve çok son derece başarılı gittiler. Daha sonra Türkiye'de buluştuğumuzda bir beraber çalışma şansı yakaladık ki o da benim için çok güzel. Orada belki sözü Alp'e bırakayım. Evet, yani benim için de yani şey, yani ODTÜ'deki o zamanım çok değerliydi çünkü tam şansıma işte lineer cebir aldım. Ondan sonra Özgür Hoca'yı tanıyordum. Açtığı bütün dersleri aldım sırayla herhalde. Yani mezun olana kadar her dönem hani şey, ne ders açıyorsa bir dif açıyordu, bir de yanına bir ders daha açıyordu. Dif'i almıyordum, diğer dersi alıyordum hep gibi bir şeydi yani. Diferansiyel denklemler dersini almayıp diğer dersi alıyordum hep. Herhalde bir 7-8 ders almışımdır diye tahmin ediyorum. Benzer şekilde Mehpare Bilhan vardı. O da seri olarak ders açıyordu o zamanlar. İşte cebirsel sayılar kurumu, işte fonksiyon cisimleri falan dersleri. Bir yandan da onları alabiliyordum. Yani çok böyle benim için iyi bir döneme denk geldi. Yani çok şanslı hissediyorum o bakımdan kendimi. Sonra işte gittim. Postdoc şuydu buydu. Sonra geri döndüğümde biraz burada birlikte bir şeyler yapalım dedik. İşte öncelikle ne yapabiliriz? Ankara ve İstanbul arası bir ortak cebirsel geometri sayılar kuramı toplantıları başlatalım dedik. İşte ayda bir, bir Ankara'da bir İstanbul'da buluşmak üzere. Yani insanları bir araya gelmek. O arada da biz bir araya geliyorduk tabii. Öyle bir şey oluyordu. Konuşmak için, matematik konuşmak için, başka şeyler konuşmak için fırsat oluyordu. İşte Şirince Matematik Köyü'ne gittiğimizde aynı zamanlara denk getirmeye çalışıyorduk. Hatta dersleri koordineli bir şekilde veriyorduk. Birlikte bir workshoplar, çalıştaylar falan düzenledik. Ondan sonra yavaş yavaş hani konuştukça, ortak bir şey oluştuktan sonra yavaş yavaş araştırmalar yapmaya da başladık yavaş yavaş. İlk meyvelerini de vermeye başladı artık. Yani meyveler biraz zor oldu ama sonunda oldu. Evet. Peki tam bunun üstüne çok güzel denk gelen bir soru yakaladım. Türkiye'ye bakayım nerede? Sümeyra Sakallı'nın sorusu. Yurt dışından dönme konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi ikiniz de gelmiş insanlarsınız. Buna subjektif bir cevap vereceğim. Öncelikle Sümeyra'ya çok çok selam iletiyorum buradan. Kendisi tanımayanlar için son derece başarılı genç bir araştırmacı arkadaşımız. Türkiye'ye dönmesi konusunda ben çok isterim dönmesini. Çünkü çok güzel şeyler yapıyor. Böylece herkes faydalanır onun bilgisinden ve yaptıklarından. Yani işin bir o yanı var. Bir de tabii bir yer onun açısından. Yani Türkiye'de ben verimli bir araştırma ortamı yakalanabileceğini genç bir araştırma için düşünüyorum. Yani ben dönmekten pişman değilim hiçbir zaman. Tabii zorlukları var. Yani hani tabii ki yani Amerika, Almanya veya işte şey Fransa'daki böyle yüz küsur yıldır oluşmuş bazı gelenekler henüz belki yeni yeni oluşuyor olabilir ama onda bir heyecanı var ve bir güzelliği var. Dolayısıyla öneririm eğer şeyse o da istekliyse gelmesini ve şey çok burada yaptıklarının meyvesini çok çabuk alabiliyor. Manevi katkısını kat kat görebiliyor. Yetiştirdiği öğrenciler olsun, diğer katkılar olsun. Onun için öneririm. Peki Alp, memnun musun döndüğüne? Ben memnunum yani. Pişman olduğum günler olmuyor değil mi de sorarsan. Yani kalsam da dönmediğime pişman olacağım günler olurdu. Yani illaki her yerin artıları eksileri olacak mutlaka ama hani hepsini toplayınca çok memnunum diyebilirim yani. Çok da değişti tabii. Ben döndüğümde 2011'di galiba. Tam böyle her şey hareketlenmeye başlıyordu. İnsanlar dönmeye başlıyordu. Çok böyle dinamik, hareketli, genç bir ortam oluşmaya başladı. Birçok insan döndü o aralar. Yani ben umutluyum yani şu ana bakınca Türkiye'deki farklı üniversitelere çok
çok hareketli, dinamik, böyle enerji görüyorum. Böyle yani bir şeyler çıkıyor ve şeyler çok arttı. Düzenlenen çalıştayların sayısı, seminerlerin sayısı, insanların ortak çalışmaları, gidip gelmeler, yüksek lisans doktoraların sayısı ve kalitesi, yani çok ciddi gelişmeler oluyor ve hani bunlara katkı sağlayabilmek de çok tatmin edici bir şey tabii. Hani insan görüyor, bir şeyler değişiyor, bir hareketlilik de oluyor. Yani ben çok katkı sağladım anlamında demiyorum ama hani en azından böyle hareketli bir dinamik bir şeyin içerisinde bulunmak insana da enerji veriyor. Yani işte nereye gitsek, işte bir ne bileyim İMBM'de bir toplantı oluyor ya da matematik köyünde bir sürü matematikçi, bir sürü genç insan çok iyi bir diyalog kuruyor. Çok yani ben bunun yakında çok iyi meyveler de vereceğine inanıyorum. Yani o yüzden dönmeyi düşünenlere de hani çok korkutmak istemem. Yani kötü demem hiç kimseye. Yani bence gayet mutlu olunabilecek bir ortam var diyebilirim bu bakımdan. Şimdi bir soru geldi, ona geleceğim ama bu konuyla ilişkili bir şeye girmek istiyorum. Ben bir zamanlar böyle araştırmalar destek falan gibi geveş geveş konuşuyordum. Fakat son dönemde fark ediyorum ki böyle titizlikle yazılmış araştırmalar, hatta işte Sercan da izliyor bu arada. Daha yeni bitirdiğiniz bir proje var sizin. İşte TÜBİTAK'ta bazı yazılan projeleri iyi değerlendirip güzel paralar veriyor. Biz Gülner Can'la da bir projede beraber bulunmuştuk. Uluslararası Çalıştay'da düzenlemiştik ve masrafların karşılanması, hatta bunun üstüne ekstradan TÜBİTAK'tan teşvik edildi. Bazı şeyleri pozitif etkiliyor gibi düşünüyorum. TÜBİTAK destekleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Hani mesela eskiden daha çok ve çeşit daha iyiydi, yoksa şimdi mi biraz daha iyi oluyor, genişliyor gibi, ben bilmediğim konular? Yani şöyle söyleyeyim, benim ilk geldiğim yıllarda, yani 2000 yıllarında filan şey yoktu, yani bu kadar para yoktu ortada. Yani çok nadir destekler vardı ama şey veriliyordu. Yani titiz veriliyordu, hak edene gidiyordu diyebilirim. Şimdi çok çok daha fazla imkan var, çok daha çeşitli bir sürü programlar var, çok daha fazla para var. Hak edene mi gidiyor konusunda bir şey gibi, sanki küçük bir yazı turu atılıyor gibi bir yerde. Yani panel usulü yapılıyor, iyi paneller de oluyor, kötü paneller de oluyor. Ben de tecrübe ettim bazılarını, hani içinde bulunduğum şeyler falan. İyi seçilmişse şey çok güzel çıkıyor sonucu, ama öyle olmadığı durumlarda oluyor. Bir şans faktörü var. Yani mesela ilk denemesinde iyi bir şey yaptığını düşünüp de ilk denemesinde şanssızlığa uğrayan biri küsmemeli. Yani hani bir daha denemesi lazım. Bir gümbürtüye gitme faktörü var yani. Ama dünyanın çoğu yerinde de aslında benzer şeyler yok değil, onu da söyleyeyim. Evet, yani kolay bir şey değil tabii. Hani hangi araştırmaya para ayrılacağına karar vermek kolay bir soru değil. Yani hiçbir yerde kolay bir soru değil. Belki hani matematik için işi biraz daha zorlaştıran bir husus, yani verilen desteklerin bir kısmı matematiğe uygun olmuyor. Yani matematikçilerin ihtiyaçları mühendislerin ya da başka alandaki insan, araştırmacıların ihtiyaçlarından farklı olabiliyor ve hani matematikçilere isteyeceği, ne bileyim mesela 40 kişilik bir konferans ya da çalıştay düzenlemek istesem bu mümkün olamayabiliyor bazen. Yani öyle dönemler oldu geçmişte. İşte en az 400 katılımcı olması gerekiyor falan gibi koşullar oluyor. Ya da yani bazı bürokratik engeller oluyor takılınan. Mesela geçen sene düzenlediğimiz bir konferans vardı. Bence yani Sayılar Kuramı'nda dünyadaki en, yani biz düzenledik değil, bir konferans serisi, Journey Aritmetik konferansları ve epey bir insanın çabasıyla bunun işte geçen seneki toplantısını İstanbul'da yapılmasını sağladık. TÜBİTAK'a başvurduk tabii destek için. Yani uluslararası bir konferans, yani bilim kurulunda, işte FISMA'da
açıdan Abel ödülü almış insanlara, her yerden insanlar vardı. Ama hani şey, farklı gerekçelerle kabul edilmedi. Hani bürokratik olarak belki doğru olan oydu. Ama pratikte bakınca, yani ben arkada olan bürokratik tarafını, yasal yanını ya da hani mevzuatı falan bilmiyorum tabii, ama ben kendi açımdan bakınca hani böyle prestijli büyük bir konferansı Türkiye'de yaparken bürokratik sebeplerle TÜBİTAK'ın destek vermemesi, ama ne bileyim Fransa'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan para bulabilmemiz, yani bir şeylerin değiştirilebileceğine, belki hani farklı alanlara göre daha farklı uygulamalar yapılabileceğini gösteriyor. Belki hani araştırmacılara da biraz daha çok güvenebilir TÜBİTAK. Yani öyle bir şey de var. Hani her şey... Şey, IP destekleyici bir ekibim, kendimde de düzeltme gibi olacak. Yani bireysel projelere destek son derece iyileşmişken 20 yıl önceye göre, konferanslar olan destek de tam tersi kötüleşti herhalde. Bu çok açık bir şekilde görülebilir. Eskiden çok net şekilde desteklenen çok dünyaca ünlü konferanslarımız var. İşte Gökova, Geometri Topoloji, Antalya Cebir Günleri ve belki Nesin Köyü faaliyetlerini de buna ekleyebiliriz. Bunlar son dönemde desteklenmeme noktasına geldi ve tam tersine kalitesi çok sorgulanabilir bazı dev konferanslar destekleniyor. Yani konferanslarda da geriye gidiş var. Onu da bir şekilde belki onu da anmak lazım. Türk Matematik Derneği'nin bir programı var. MAT programı. Matematik Araştırma Dostu Programı. Oradan çok destek, oradan alınan desteklerle epey bir telafi ediliyor bugünlerde. Evet, ben de Gökova'yı soracaktım. Demek ki orası da TÜBİTAK tarafından desteklenmiyor. Çünkü orada da şeyi duymuştum Turgut Önder'den yine. Amerika'nın verdiği bir destek var ve bu sayede Amerika'da çalışan insanlar gelebiliyor, ama başka bir ülkede, yani kendi ülkesinden sponsor bulamayan insanları getirmekte güçlük çekiyoruz Gökova'ya. Gökova şu anda 26.sı herhalde sanırım, ya da 27.sı yapılacaktı. Bu sene yapılamıyor malum sebeplerden. Çok yani Türkiye'nin genel konferans düzeyinin çok çok üzerinde bir konferans. Yani dünyada sayılı konferanslardan çok da iyi gidiyordu. TÜBİTAK bir süredir bunu desteklemiyor. Desteklememe sebebi bir politik ya da bir şey değil. Sadece bir format var ve o formata Gökova uymuyor. Yani hani belli işte şu kadar şöyle olacak, bu kadar böyle olacak, ama o şey değil. Gerçek olan hadise o değil. Gökova konferansının düzenleyicileri de bunu, yani formatı böyle bozarak oraya uyum sağlamayı reddettiler. Çünkü yani o zaman yapısını da bozacağını düşündüler. Konferans Amerika'da National Science Foundation'dan destek alıyor. Ama destek kurallar gereği Amerika'dan gelen araştırmacılar için kullanılabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'den katılacak olanlar işte doktor öğrencileri olabilir, öğretim üyeleri olabilir veya Avrupa'dan bir ülkeden gelecekler için başka yollar bulunmak zorunda. Evet, peki. Arada bir olumsuzluğa gözüm kaydı, ama şimdi şeyi söylemiştik önden. Kendisi matematik çalışmak, okumak, uğraşmak ve düşünmek isteyen insanlar için biraz tavsiye soracağımı söylemiştim. Öncelikle geçenlerde de biz grup teorisi için bir yayın başlatmıştık, bir yayın dizisi başlattık aslında. Orada lineer cebirin öneminin lafı çok geçti. Hatta Cihan şey söylemişti orada. Mesela mühendislik bölümlerine neden önce kalkülüs sonra lineer cebir veriliyor? Halbuki önce lineer cebir verilse belki kalkülüsteki bazı şeyler daha yerine oturur gibi böyle. Hiç daha önce üzerinde düşünmediğim bir şeydi. Yani evet. İkisi de olabilir herhalde. Yani çok şey değil. Çok net bir cevabı yok herhalde. Ama kötü bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Yani bu ciddi düşünülmesi gereken bir fikir. Ama illa böyle olması gerekiyor diye benim bir görüşüm yok. Bunun üzerine ben bir iki mesaj da aldım. Şimdi yorumlarda da soru geldi. Lineer cebir çalışmak isteyen birisine, yeni başlayacak birisini düşünelim. Lisansa yeni başlamış veya lisede henüz ve matematikle ilgilenmeye başlamış birisine. Lineer cebir için ne önerirsiniz, ne okumasını önerirsiniz? Kaynak mı? Evet.
Tabii Türkçe-İngilizce sorunsalımız var. Bence İngilizce önerelim. Bilmiyorum, Alp'e topu atayım ben. Yani belki kendi reklamımızı yapalım. biz Matematik Dünyası dergisini çıkarırken hep bir kapak konuları oluyor. O zaman da kapak konusu olarak lineerce bir işlenmişti. Bir kaç sayı bilmiyorum, 3 sayı boyunca falan. Belki o bir başlangıç olabilir. Onlar Ayhan Günaydın'ın ders notlarından yola çıkarak, devşirerek kapak konusu haline getirmiştik. Belki hani o bir kaynak olabilir. Türkçe ya, kaynak olarak. Hangi yıl olduğunu hatırlıyor musunuz şeyin, yayının? Yok, bilemeyeceğim. Yani herhalde 98. sayı, 99. sayı o civarlarda falan olması gerekiyor. Yani. Ama 17 falan olmalı herhalde. 17-18 o civarlarda. Evet, evet. Belki biraz daha önce ama çok daha önce değil yani. Onun dışında İngilizce kaynak olarak yani bana şey zor geliyor. Yani herkesin tarzı biraz farklı oluyor. O yüzden bir kitap önermek çok doğru gelmiyor. Herkesin zevki de farklı oluyor. Bilmiyorum, etrafta tabii çok duyulan lineer cebir kitapları var. Hani belki onları hepsini bir karıştırıp hangisi yani okuyan kişinin tarzına en çok uyuyorsa ondan devam etmek bir seçenek olabilir. Yoksa çok bir şey söyleyemeyeceğim yani. Hani özellikle şunu öneririm diyeceğim bir kitabım, lineer cebir kitabım yok ama çok güzel kitaplar var. Belki hani bir liste olarak sonra belki bir yere koyabiliriz öyle bir şey ama. Bu çok güzel olur. Bunu ben unutmayayım. Tekrar sorayım. Bir liste hazırlayayım ve bu video zaten yayına da konacak. Hani canlı yayın bittikten sonra video orada olacak. Videonun açıklamasına veya yorumlarına lineerce bir kitap önerilerimizi koyalım. Şimdi ben bir şey veriyorum. Bu da bu sene 261-62 lineerce bir serisini veriyorum. Tek bir kitap öneremedim. Yani tek bir kitap, hiçbir kitap tam olarak doğru çerçeveyi sağlamadığını düşündüm. 6 tane kitap önerdim. Yani bunlardan bir harman yapıyorum. Yine o kitap listesini verebilirim yani şey. Ben sanırım o önerdiğin kitapların olduğu PDF'yi... Aa, doğru, sende var. ...ölmüştüm şeye hatta. YouTube videolarına koymuştum. Onu şu anda yorum olarak da yazıyorum. Tamam. Diferansiyel denklemler için de kitap önerisi isteği geldi. Ama hani genel olarak kitap önermeyeceksek veya daha sonra üzerinde düşünüp bir miktar kitap önerelim diyeceksek o soruları atlayayım. Sizi de çok uzun tutmayarak diğer sorulara geçeyim. Ya kitap önerisinde şöyle bir çekincem var özellikle böyle bir canlı yayından. Kiminle konuşuyorduğumu tam bilmiyorum tabii. Yani karşımızda kim var? Çünkü karşıdaki kişinin ön bilgisine göre, isteğine göre, tarzına göre o öneri değişecektir. Yani biraz tanıyor olsam kişiyi o zaman daha net bir öneri yapabilirim. Çok güzel bir cevap oldu. Bu cevap gelmeden önce gelen bir iki soru var. Onlara da aynı cevap gitmiş olsun. Şimdi gerçekten troller burayı nasıl buluyor ya, ben de çok şaşırıyorum. Trollümüz mü var, yaşasın? Ha? Trollümüz mü var, yaşasın? Var, evet. Yani küfürlü konuşan var. Bir de böyle ne yapıyorsunuz siz falan diyen birisi. İlginç şeyler oluyor. Demek ki popülerleşiyor. Güzel. Peki. Levent Doğan bu arada yayında izliyor. Evet. Selam. Selam. Ve Levent şeyi sordu. Şimdi dönelim yurt dışı konusunu konuşurken sordu aslında ama araya başka laflar girdik. Dönelim tabii ama nereye doğru dönelim, kadro bulabilecek miyiz gibi ülkemizin bir sorununa parmak bastı. Ben gelsin onu kim kadro buluruz. Ben belki bir şey daha ekleyeyim demin söylemeyi unuttuğum o dönme konusunda. Yani dönmek iyi güzel ama bence acele de etmemek gerek. Yani evet. O çok önemli bir şey bence. Hani doktora sonrası dönemler insanların daha en verimli olabileceği, çok yeni şeyler öğrenebileceği, farklı gruplarla çalışabileceği, yeniliklere açık olduğu dönemler oluyor. Onları da hani farklı yerlerde geçirmek, farklı insanlarla konuşmak, onlardan yeni bir şeyler öğrenmek
için kullanmak çok faydalı olabilir. O yüzden ben hani insanlara dönmeden önce her zaman acaba bir postdoc daha yapabilir miyim? Yani dönmeyi düşünüyorsa tabii. Acaba bir postdoc daha yapabilir miyim diye ciddi ciddi düşünüp yani tamam doktora sonrası hayat yetti bana artık döneyim dedikten sonra dönmesini öneririm. Yani benim deneyimim o oldu yani yaptığım her postdoc'ta çok faydalı olduğuna inanıyorum ve hani hiçbirinde ay keşke bunu da yapmasaydım bu da zaman kaybıydı demiyorum. Hatta biraz daha kalsaydım da iyi olabilirdi yani bilmiyorum o yüzden. Hani acele etmemek gerek. Ben sırf hani dönmek genel olarak cevap verdim ama zamanlaması açısından yani acele etmemek önemli demiş olayım. Evet ben de destek veriyorum. Ben yapmamıştım postdoc ama yani yapmak iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi soruyorum. Birkaç soru peş peşe geldi. Organize etmeye çalışıyorum. Ha arada şey Alaaddin'e söz vermiştim söyleyeceğim diye. Alaaddin de izliyor. Sevgilerini gönderdi. Şey dedi ki hani yurt dışından gelmeyi konuştuk. Bir de gitmeyi konuşsak. Yurt dışına gitme konusunu nasıl hallederiz, nasıl yolları izleriz gibi böyle genel bir çerçeveden bir konuşalım. Valla şimdi iyice bir değişecek herhalde her şey. Öyle bir gerçek de var yani. Yani bilmiyoruz yani önümüzdeki sene yani 6 ay sonra şey yani ben bu dönemin başında bazı öğrencilerimiz için yazdığımız referanslar şimdi Eylül'de nasıl sonuçlanacak hiç fikrim yok. Yani bir ortamı görmemiz gerekecek herhalde. Ama tabii belli bir geçiş süresinden sonra yine herhalde eskisi gibi bazı şeyler olacaktır. Yani sonuçta dışarıda geçirilen sürenin verimli olması önemli. Yani bu şey illa gitmiş olmak için gitmek değil yani hani bir ve çok çeşitli yurt dışına doktoraya veya başka programlara gitme yöntemleri var. Bir doğrudan işte standart başvurular yapılabilir işte referanslar vesaire bir öyle. Veya bir şeye başlanabilir ve belki bir ortak çalışma alanından beraber doktora yapılacak veya postdoktora yapılacak kişiyle tanışılabilir bir yerde. Ondan sonra gitme planları yapılabilir. Her iki yöntemle de gidip çok güzel şeyler yapanlar oldu. Peki bir de Özgür Master'ı da ODTÜ'de mi yapmış diye bir soru var ama Master yapmadan UCL'de... Yapmadım. Değil mi? Ben yapmadım. Bütünleşik doktora programı şeyde. Peki bir soru Alper Cay. Ben bu ismi tanıyorum ama hepimiz mi tanıyoruz emin olamadım. Bu sene ODTÜ'de Kadın Matematikçiler Derneği'nin yaz okulu olacak mı sorusu var. Bunun ben hiçbir fikrim yok. Özgür var mı? Olacak mı bilmiyorum tabii çünkü normalde Haziran'da oluyordu. Bir plan vardı diye tahmin ediyorum. Herhalde şeye sormak lazım. Semra Pamuk veya Canan Bozkaya veya Belgin Korkmaz'a sormak gerekir. Yani bir konuşmacılar ilan edilmişti yanlış hatırlamıyorsam ama şimdi tabii mevcut durumunda ne olacağını hiç bilmiyorum. Yani Haziran'da acaba insanların bir araya gelmesine izin verilecek mi? O bile açık değil. Evet bir soru işareti. Matteo katıldı yayına, yorum yaptı. Ünlü insanlar var yazmış. Peki, şimdi ne var? Ha, Boğaziçi Yaz Okulu ile ilgili bir soru düzenli olarak geliyor mu? Ne sorduğunuzu anlamıyorum sevgili Beyza. Boğaziçi Yaz Okulu matematik bölümü ile ilgili bilgi verebilir misiniz gibi bir soru var ama genel bir şey mi soruluyor yoksa bu seneki ekstrem durumlardan ötürü bir soru mu emin değilim. Beyza. Yani belki şey söyleyebilirim yani birkaç çeşit yaz okulu var. Bir üniversitenin düzenlediği liselere yönelik bir yaz okulu var galiba. Çok detaylarını bilmiyorum ama orada mesela Ümit Işlak falan da ders veriyor. Yani onun kesin Boğaziçi'nin işte kurumsal iletişim sayfasında bir yerde mutlaka detayları vardır. Bir seçenek belki Boğaziçi değil doğrudan ama Fezar Gürsey de ara ara yaz okulları düzenleniyordu. Onunla ilgili bir şey olabilir. Onun detayları da Fezar Gürsey Enstitüsü'nün web sayfasına vardır.
ama herhalde iptal edilmiştir diye tahmin ediyorum ama bakmak gerek. İMBM'de ara ara yaz okulları düzenleniyordu. Onun için herhalde İMBM web sayfasına bakmak gerek. Normal Boğaziçi öğrencilerin yaz okulu da normal olacak diye biliyorum ama hani detaylarını bilmiyorum tabii, onunla ilgili belirsizlik var hala. Şimdi tabii yazla ilgili artık ne sorulsa çok büyük belirsizlik var. Bir de sorusu da geliyor, işte köyde ne yapılacak? Gerçekten hala belli değil çünkü neyin nasıl, ne zaman normale döneceğini tam olarak bilemiyoruz. Şimdi bir soru vardı, soruyu bulmak istiyorum tekrar düzgün sorabileyim diye. Biyolojiyle alakalı bir soruydu. Biyolojide algoritmalar ve evrimsel biyolojide matematiksel bir şey sorusu vardı. Bulamıyorum. Onu bulamamışken şimdi başka bir soru gördüm. Benim sorumu sorar mısınız demişti. Onu bulmuşken sorayım, atlamayayım. Mehmet Gümüş'ten gelen bir şey. Çomü'den öğretim üyesi Mehmet Gümüş. Özgür. Selamlar. Matematik çalışmalarında, projelerinde bu ne işe yarar? Uygulama alanı ne sorusu çok anlamsız bence. Herkese selamlar yazmış. Yorumunu okudum ama soru sorduğunuzu göremedim sevgili Mehmet. Söylüyorum, benim çok eski bir arkadaşımdır Mehmet. Çok eski. Öyle şeyler söyleme, hep yaşını ortaya çıkartır. Belli zaten. Şimdi biyolojide genetik algoritma diye bir uygulamamız var. Özgür Hoca'nın genetik algoritma hakkındaki fikirleri nedir diye bir soru var. Genetik algoritmaları çok bilmiyorum, eğer şeyse yani. Kodların yani işte bu birbirlerine eklemlenerek evrimleşmesi şeyse bilmiyorum. Belki Alp bilir. Hani çünkü yani bilgisayar programlamayla alakalı bir şey. Ben de çok yani kaba bir şey biliyorum sadece. Yani çok detayları hatırlamıyorum ama yani bildiğim kadarıyla hani belli bir soruya bir çözüm aranıyor. Hani doğrudan çözüm bulunmuyor. Yaklaşık çözümler bulunuyor. Sonra bu yaklaşık çözümlerden hani iki tane çözüm nasıl hani doğal seleksiyonla işte genleri karıştırıp ortaya yeni bir şey çıkıyorsa hani bunlar harmanlanıp sonra bir evrimsel ya da doğal seleksiyon yöntemiyle doğru çözüme doğru bir evrilme oluyor gibi bir şey diye hatırlıyorum ama hani çok detaylı bir şey söyleyemeyeceğim. Belki hani yani matematik tarafından bence hani matematikteki her alan ne kadar soyut ya da pür olsa da hani bir uygulama bulunma tehlikesiyle karşı karşıya. Yani bu güzel bir şey tabii. O yüzden yani illaki hani genel olarak hani bu genetik programlama konusuna değil ama genel olarak bence matematikteki her konunun illaki bir yerde bir uygulaması olacak onu hani ve olması da doğal ve gerekli belki ama hani gerekli değil ama yani demek istediğim belki o hani matematik yaparken hani illa uygulaması olsun diye yapmıyoruz ama bir zaman da geliyor hiç beklemediğimiz yerde bir uygulaması çıkıyor her şeyin. Şimdi ben siz bir yandan konuşurken bir yandan yorumlara bakıyorum. Haluk Memili Pisagor matematiğiyle gelmiş ve ileride trolünüz olmaya talibim yazmış. Levent demiş ki peki matematik keşif mi icat mı? Birazdan ben trolleyim demiş. Trolle başlamış galiba. Sayıyoruz. Şimdi bir tane soru var. YKS ile ilgili. YKS'nin ne olduğunu bilmiyor bile olabilirsiniz. Açıklayacağım. Onu bir sorayım biraz toparlayıp. Ondan sonrakilere bir bakacağım. Deniz Şahin izliyordu bu arada. Böyle öldür falan gibi şeyler yazdı. Çok selamlar. Sevgiler. Bilmiyorum. Şimdi söylüyorum hemen. Ha, üniversiteye giriş sınavı. Şimdi en son ismi YKS, alt başlıklar TYT, AYT oldu. Böyle rastgele üç harf seçin. O yerden birinde kesin bir sınav ismi olacak gibi artık. Onunla ilgili özel olarak şu soru geldi. Problemler konusu uğraştırıyor, çözemiyorum. Ne diyorsunuz buna sorusu geldi. Bir de genel olarak bu sınava girecek insanlara matematik anlamında tavsiye verebilir misiniz sorusu geldi. Evet, yani tavsiye nasıl verebilirim? Daha yani o şeyle herhalde problemlerin zorlayıcı olması
belki şey olabilir, konsantrasyon süresinin uzunluğuyla alakalı olabilir. Uzun odaklanma çalışmaları yapmak lazım herhalde. Yani diye tahmin ediyorum. Alp, sınavla hiç üniversite sınavıyla ilgili bir şeyin var mı? Yani çok şey söylemeyeceğim yani, hani çok iyi bilmediğim bir konu olduğu için hani yanlış yönlendirmek de istemem kimseyi, o yüzden temkinli davranmayı tercih edebilirim. O konuyu en çok ben biliyorum ama şu anda bu benim star olduğum bir program olmadığı için kendimi geri çekiyorum. Bu konuya daha sonra gelme sözü veriyorum. Bir yerde, bir platformda kesinlikle bu konuyu konuşacağız. Bakarsınız Haluk Memili ile birlikte konuşuruz. Haluk Memili, neredesin? Ayhan Dil geldi. Ayhan bir de soruyla geldi. Çok zarifçe yazılmış, özenle yazılmış bir soruyla. Selamlar. Son zamanlarda matematikte en heyecan duyduğunuz gelişmeler neler? Ondan sonraki soruyu sonra sorayım. Bilmem. Buradan sormuş. Yani heyecan bilmiyorum ama mesela bu ABC sanısı ile ilgili Mochizuk gibi, hani onunla ilgili onun ispatının yayınlanması, işte bu yayınlanabilir mi, yayınlanamaz mı, bu matematik midir, hani kimsenin anlamadığı bir ispat doğru mudur, yani o tartışmalar çok enteresan gelişti bence. Ama hani matematikle ilgili gelişme olarak yani önemli bir gelişme tabii ama biraz da çok böyle sağlam ayaklarda, ayak üstünde durmayan bir şey gibi. Bilmiyorum yani, çok bilemiyorum ben de. Özgür, yeni gelişmeler yok. Matematik durdu mu? Korona geldi, matematik bitti mi? Yok, matematik sürekli gelişiyor da hani hangisi daha heyecan verici karar veremedim. Peki, şimdi bu konu gelmişken bir ilginç bir biçimde şimdi çok fazla ölüm haberi alıyoruz. Aslında çok ilginç bir şey değil tabii de. Yani bunların bazısı koronayla ilişkiliydi, bazısı değildi. Can Conway'i kaybettik. Onu da bir daha anmış olalım. Peter Pohaman için zaten burada bir anma yapmıştık. Yakın zamanda olan bu durumlar var. Tabii ki yani çok heyecan verici olmamakla birlikte bize bu insanların hayatlarını kutlamak için bir fırsat tanıdı. Benim matematikte en heyecanlandığım gelişme matematiğin peşinde kanalımın böyle hoş sohbetlere ortam sağlamış olması oldu açıkçası. Ayhan'ın ikinci sorusunu da sormak istiyorum size. Bir yandan da belirtmek zorundayım ki, yani sizden müsaade istemek zorundayım. Bir saati birazcık geçtik. Eğer uygun olur derseniz bir böyle 10 dakikaya falan mı toparlayalım mı, ne yapalım? Gitmek mi istiyorsunuz? Benim bir şeyim yok yani. Ya çok tatlı. Ya çıkamıyoruz zaten. Burada oturalım, tamam, çok güzel. Şimdi Ayhan'ın ikinci sorusu aslında belki üzerinde biraz konuşmak isteyebileceğimiz bir soru. Türkiye'de matematikteki hangi alanlarda ekol oluştuğunu ya da oluşma ihtimali olduğunu düşünüyorsunuz? Yani ben buna objektif cevap veremeyeceğim. Cebirsel geometri. Cebirsel geometri ve sayılar teorisinde ekol oluşabilir bence, öyle geliyor. oluştu demek istiyor da tevazuundan oluştu diyemiyor. Böyle seri dersler açıldı bir yerde galiba. Onun da etkisi olmuştur buna. Tabii topolojide de vardı bir şey, o ekol. Ya şimdi ben şeye tekrar bir şey bağlamak istiyorum. Şimdi lise ve lisansta okumakta olan, matematikle ilgili olan insanlar için hani neler yapabilirler gibi. Benim kendimde gördüğüm çok önemli bir olay oldu. Ben lisanstayken ilk defa Antalya Cebir Günlerine gitmiştim ve şey yaşıyordum böyle. Ama hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir, yani merhabadan sonra hiçbir şey anlamıyorum ve deli olacağım yani. O zaman Semra Öztürk de oradaydı. Ve Semra Öztürk'ü tutup böyle 2013 Antalya Cebir Günlerinde, ya dedim hocam ben hiçbir şey anlamıyorum, kafayı yiyeceğim. Çünkü ben, anlamamak benim için çok stres veren bir şey. Semra Öztürk, canım benim, sevgiler gönderiyorum ona. Görse de görmese de gönderiyorum. Bana dedi ki Kübra, hiçbirimiz anlamıyoruz. Çok rahatlatıcı bir şeydi ve şunu söyledi, yani
bu tip ortamlarda anlatılan şeyin hepsini anlamak zaten çoğunlukla mümkün olmaz. Herkes böyle özel bir konudan bahsediyor. Bazen yeni yazdığı bir makaleyi anlatıyor. Bunların tamamını anlamamız çok zor olabilir. Ama oluşturulan bu akademik ortamda bulunmak, insanlarla tanışmak, başka soruları onlara kahve zamanlarında, yemek zamanlarında sorabilmek açısından bu buluşmalar çok önemli demişti. Ve ben ondan sonra daha büyük bir şevkle hiç anlamayacağım bir sürü konferansa daha gittim ve çok da faydasını gördüm açıkçası. Yani seminer ve konferans dinlemek çok önemli bir şey. Hele hele öğrencilik zamanlarında aşırı sabırlı olmak lazım. Bir kelimesini bile anlamaya inatla gitmek gerekiyor. O bir kelimesini bile anlamama durumundan bir kelime anlayıp ondan sonra birdenbire aslında bir sürü şey anlayıp aslında ondan sonra yeni bir fikirle ortaya çıkıp yani öyle aşamalardan geçiliyor. Özellikle lisansüstü, yani lisansta da gitmek tabii önemli ama lisansüstü öğrencilerin düzenli gitmesi çok çok önemli seminerlere. Yani bu hatta ben öğrencileri fırça çektiğimde olmuştur bölümde. Yani lisansüstü öğrenciler de gayet iyi bilirler beni bazen. Konusuz, temasız bir toplantı isterim. Orada böyle benden sevimsiz bir saat yaşarız. Bunu dinlerler. Önemli yani yapacak bir şey yok. Yani bu eğer yerlilerin dilini öğrenmek istiyorsanız onlarla takılmanız gerekiyor. Yani öyle şey olmuyor yani. Hani ben önce alfabelerini öğreneyim sonra ikinci harflerini. Öyle olmuyor yani. Hani aralarında yaşamak gerekiyor. Bir süre sonra anlıyorsunuz. Bu cümleye bir highlight vermek istiyorum. Aynı şey gibi konuştum. Neyse. Yerlilerin dilini öğrenmek istiyorsanız aralarında yaşamanız lazım dedi. Bu bence çok böyle bir kenara yazılıp tekrar ben de birisinden aldım yani. Hani bana ait bir şey. Çok güzel. Herhalde yani hiçbir zaman kendine olan güveni de kaybetmemek gerek. Yani şey korkutucu olabiliyor. Yani karşı tarafın konuşan birisinin ya da soru soran birisinin ne bildiğini ne anlamadığını hiçbir zaman bilemiyoruz. Ya da hani bence her profesyonel matematikçi bile yani ne kadar iyi olursa olsun zorlandığı şeyler olacaktır, hata yapacaktır, anlamadığı şeyler olacaktır. Bunlar çok doğal şeyler. Ama ne yazık ki hani insanlar yapamadığını söylemektense yapabildiğini söylüyor genelde. O yüzden yani mesela bir konuşmayı dinlerken bile hani şunu şöyle ispatladık, bu böyle çıktı, bunu da böyle yaptık, çok güzel oldu diye konuşma veriliyor ama hani aslında onun arkası önce şunu denedik, sonra anladık ki yani bu söylenmiyor tabii. Anladık ki çok saçmaymış, tamamen yanlış anlamışız her şeyi. Sonra baştan gene bir kitap okuduk, biraz daha öğrendik. Ondan sonra biraz çalışınca bir çözüm bulduğumuzu sandık ama o da yanlışmış. Yani böyle bir hazır yapılmış önümüze getirilince sanki böyle mükemmel, hiçbir hani karşı taraf çok zorlanmadan onu hani böyle kolay bir şekilde elin tersiyle yapıyormuş gibi geliyor ama öyle olmuyor. Yani insan herkes için çok zorlandığı zamanlar, anlamadığı şeyler çok oluyor. O yüzden hani bunu bence herkesin açıkça söylemesi gereken bir şey ama söylenmiyor böyle şeyler. O yüzden yani ben kendi adıma söyleyebilirim bunu yani samimi bir şekilde ve hala da anlamadığım çok şey var ve onları anlamaya çalışıyorum. Anlayan insanlara ağzım açık bakıyorum, ha bunu nasıl anlamış diye falan. Yani o zorlanma her zaman olacak, o insanı yani yılmamak gerek bir şekilde. Yani böyle bir sabırla ve hani düzenli çalışmayla hani o zamanla gelecek bir şey bir yerden sonra. Ama bir yerden sonra da Özgür Hoca'nın dediği gibi bir şeyler de yerine oturuyor. Böyle bir aydınlanma, aa tamam hep duydum bunu, demek bu buymuş deniyor. Yani bazen şeyle de sorun olabiliyor. Ne bileyim, bir tanım veriliyor. Tanım hiç anlaşılmıyor ama bir tane çok basit örnek verilse herkes ne denmek istediğini anlayacak. Hani böyle bir ağdalı anlatma da bazen anlamanın önüne geçebiliyor. Yani biraz hani benim çok oldu. Hani hep duyuyordum ya bu çok karmaşık bir şey herhalde. Bakalım ne zaman anlayacağım diye düşündüğüm şeyler. Geri dönüyor bakıyorum, anladıktan sonra bu da bu muymuş, bana niye kimse
şu şekilde söylemediği dediğim çok oluyor. Yani o yüzden çok da yanılmamak gerek. Yani biraz hani insanın kendi olan güveni de sarsılmamalı özellikle bence genç öğrenciler için çok önemli bir şey. Yani evet. Hayat zor ama güzel. Hiç farkında olmadan Levent Doğan'ın bir sorusuna cevap vermiş gibi oldunuz böylelikle. İnsanın doktorada kendisini aptal hissetmesi normal midir diye yazmıştı. Belli ki doktoraya başlamış. Doktoranın veya işte şey yani yüksek lisans doktora bütünleşik olarak düşünürse yaklaşık 2 ila 3. senesinde kötü hissetmeyen, depresyona girmeyen doktorayı yapmış sayılmaz bence. Şimdi vasat fizikçi adında çok sıkı takipçimiz olan bir arkadaş var. Aslında atlamamıştım sorunuzu, kusura bakmayın ama araya başka şeyler girdi. Şimdi şöyle bir soru geldi, ondan sonra da artı birlenmiş, hatta başka insanlar da desteklemiş bu öneri isteğini. Karantina günlerinde hani hepimiz evdeyiz, bir şeyler okumak istiyoruz, bir okuma önerisi alabiliriz bence en azından diyor. Matematik dışında da olabilir, herhangi hoşunuza giden insanların da bunu da okusak ne güzel olur diyeceğiniz birer okuma önerisi, böyle kısa da olur, ne bileyim bir yerde bir yazı olur, bir şey olur, neyse istediğiniz. Düşüneyim bir dakika. Tabii bu şey, yani bu bir teknik matematik bir önerisi olamaz. Çünkü o biraz şey gibi, hastaya göre ilaç gibi. Yani hani tam olarak ne bildiğinizle alakalı olabilir matematikten yapılacak bir öneri. Yani o kişiden kişiye acayip değişecek bir şey. Ama genel olarak hemen düşünüyorum ben sözü Alp'e verip. Evet. Yani belki ben buna da listeyle cevap vermek iyi olabilir sonra ama yani benim açımdan yani hani bence herkesin şey yapsın insanlar, bence herkesin bilgisayarında bir dosya vardır. Üzerinde oku, ünlem, ünlem, ünlem yazıyordur. Oraya girip okumaya başlasın. Benim için öyle oldu en azından. Yani hep okumak istediğim vaktim olmadığı, okumaya vaktim olmadığı birçok şey vardı. Onları yavaş yavaş okumaya başlanabilir. Belki hani benim çok sevdiğim kitaplardan bahsedebilirim. Mesela What is Mathematics diye bir kitap var. Bence çok Courant ve Robinson galiba. Onun haricinde mesela Polya'nın How to Solve It kitabı. Yani ben böyle hani herkese hitap edebilecek kitapları biraz söylemeye çalışıyorum. Solve It, Polya. Evet. Onun dışında mesela son zamanlarda şeylere çok bakıyorum. American Mathematical Society'nin Notices diye bir dergisi var. Onda çok güzel yazılar olabiliyor. Hepsine de ulaşmak mümkün internetten. Onun haricinde şu anda hani direkt aklıma gelenler. Ben de popüler matematik bahsi açılmışken şey diyebilirim belki. Yani hem kendisini anmış oluruz. John Conway'in yazdığı herhangi bir kitap olabilir. Bu işte Winning Ways der olabilir. Conway, Guy Berlekamp tarafından yazılan o dört cilt olarak galiba şu anda var. Onun haricinde On Numbers and Games olabilir. Yine Conway ve Guy galiba. On Numbers and Games'in dedi. On Numbers and Games olması lazım. Conway ve Guy. Tamam. Veya Conway yine sürreal sayılarla ilgili kitabı var. Surreal Numbers. Yani bunlar hani biraz daha genel matematik severlere hitap edecek şeyler olabilir. Matematik dışı bilmiyorum ne önerebilirim. Belki kitap mı arıyoruz yoksa şeyde. Çok güzel belgesel seyrettim. Hani hala belki onu şey yapabilirim. Olur çok güzel olur. Netflix'te de var bu arada. Netflix dünyasındayız ya şu anda. Şey, evet. Bu İkinci Dünya Savaşı'nın önemli olayları diye 10 bölümlük bir belgesel var. Çok popüler. Belki biliniyor olabilir. Ama ben yeni izledim. Biraz belki başkaları izlemiştir. Onu öneriyorum. Yani çok tabii depresif biraz ama çok güzel gerçekten. Ben izleyemem şu an. Yayındaki hangi kişi yazıyor? Matematiğin peşinde olarak ben yazıyorum. Ben en çok ben matematiğin peşindeyim çünkü. Arada bana sorulmuş bir soru vardı. Hemen yeter şimdi üstüme toplayayım. Ona da cevap vereyim. Çalışmam alanımla ilgili. Ben grup teorisi çalıştım
bir süre, ondan sonra az kalsın kriptografi yapacaktım. Şimdi geri grup teorisine döndüm. Bir yandan da matematik eğitimi üzerine ve oyunlarla ilgili bu işte zeka oyunu demek istemiyorum, hiç hoşuma gitmiyor da matematiksel düşünme becerileri için yazılmış olan bulmacalar ve oyunlarla ilgili çalışıyorum bir süredir. Böyle şeyler yapıyorum yani daha özgür ve akademinin hiyerarşik ortamından sıyrılmış bir şekilde. Demese miydim öyle? Şaka şaka. Akademide çok tatlı insanlar var. Görüyorsunuz buradalar. Ama o kadar parmakla sayılabilir kadarlar ki ben yıldım. O yüzden de kaçtım. Herkes kitaplar için teşekkür ediyor. Haluk sevgilerini iletmediğim için beni azarladı. Onu da iletmiş olayım. Herkes bir sevgi iletiyor tabii ki. Ne bu canlı yorumları siz bu arada yayın bittikten sonra elbette izleyerek görebilirsiniz. Süper. Bir şey kaçırmamak için ya şimdi ben aslında eğer zaman kalırsa diye üniversitelerin uzaktan eğitimiyle ilgili konuşalım mı acaba gibi bir şeyler söylemiştim ama oraya girersek gerçekten büyük bir çukur olacak ve çıkamayacağız gibi görünüyor. Ya da belki de başka bir zaman öyle bir konuyu. Ya belki çok da şey yapabilirim. Ben şu an ders veriyorum. Zaten Alp çok doğru bir zamanda bence izni almış. Şu anda ders vermiyor. Şunu söyleyebilirim yani biz öğrenciler için ders almakta olanlar için çok zor olduğunu gayet farkındayız. Ama öğrenciler de belki bizim için de çok zor olduğunu belki bir farkındalık gerekiyorsa onu fark edebilirler. Bilmiyoruz yani ne yapacağımızı. Böyle şu anda yapılan bir online eğitim şey falan değil yani. Hani öyle uzak, gerçekten uzaktan eğitim değil. Yani bir bu bir kriz durumunu idare etme çabası sadece. Her şey mükemmel olmayacak. Yani hani çok iyi olmayacak. Buradan ne kurtarabilsek kâr diye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Hep birlikte, evet. Yani şimdi bu konuyla ilgili ben özel olarak bir başka yerde, başka bir yayın yapacağım aslında. Bugün denk geldim. Sadhguru isminde bir Hint gurusunun, çok da sempatik bulduğum bir insan, çok ciddi meseleler üzerine konuşan ve çok tanınan biri aslında. Bir gençlerle olan bir toplantısında şey sorusunu soruyor birisi. Sınavlarda çalışmadan geçmek için ne yapabiliriz gibi bir soru. Sadhguru böyle 8-10 dakika onu yerden yere vuruyor. Genel olarak da işte my wish and blessing is that you fail diye toparlıyor. Bayağı sert konuşmuş, çok hoşuma gitti aslında. Ve maalesef burada ben de açık yüreklilikle bir paylaşım yapayım. Başak kalpler gönderdi, kişisel olan Başak. Gelebilirsin Başak, gelsene şuradan kenardan kafan yüzünü görelim. Artık iyice cıvıdık. Buradan sonrası cıvıma kısmı matematik için gelenler kapatabilir. ve şey maalesef çok acı bir şey söyleyeceğim. Belki yani çok yüksek ihtimalle siz de farkındasınızdır eğer internette biraz geziyorsanız, boş geziyorsanız. O kadar bana göre haddinden fazla telefon ve mesaj ve başvuru aldım ki ben sana para verelim, şu ödevimi yap, para verelim sınav sorularımızı o anda çöz, çok para verelim falan gibi ve yani daha dün ya da önceki gün sanırım bir anneyle konuştum bu konuyu maalesef, böyle bir şeye maruz kaldım. Önce anneyi sert bir dille uyardım böyle bir şey yapmaması gerektiği konusunda, sonra ilgili öğrenci arkadaşla onu da çok sert bir dille uyardım. O da beni anladığını ve ders alıp çalışmak üzere benimle iletişim kuracağını söyledi ama kurmadı. Bu örnek de çok oldu bu arada. Ben çok sert konuşuyorum böyle bir talep geldiğinde ve sonra işte tabii ki çok haklısınız, öyle olmaz, biz ders için size ulaşacağız, yarın kesinlikle arayacağız deyip sonra aramıyorlar. Maalesef böyle acı, hazin bir durum var ve Mücahit'le de ara ara konuşuyoruz. ODTÜ'nün bazı ortak paylaşım gruplarında da para karşılığı ödev konusu gündeme geliyormuş. Özür, belki sen görüyorsundur şeyde. Grubunda dedi. Hiç şey yapmıyorum. Ben eminim ki vardır ve eminim ki bol bol yapılıyordur. Tabii çoğu ODTÜ'de çoğu hoca derslerinin ağırlıklı
sınav kısımlarını hani muhtemelen bir araya geleceğimiz zamanı aktardı. Yani hani şu anda yani dönem içi yapılması gereken değerlendirmenin ağırlığı düşürüldü. Yani bu biraz daha adaletli olsun diye, ama birazcık daha genel böyle üst bakış felsefi bir şey söylemek gerekirse zaten çok bir işlerine yaramayacak yani. Yani öyle sınıf geçme şey falan çünkü iş yok. Yani dünyanın en büyük işsizlik kriziyle karşı karşıya olacağız. Belki herkes bunun farkına varsa iyi olur. Ve o zaman o şeyle, parayla yaptırdıkları ödevlerle çok bir yere gidemeyecekler. Yani zaten orada yapılması gereken şey yaratıcılık olacak, üretmek olacak. Yani o yeni iş alanını kendin üretmek olacak. Ve bunu ancak gerçek bilgiyle yapabilirsin. Böyle oradan buradan aldığın şeyle hiçbir şey yapamazsın. Yani bence aklı olan burada şey yapar. Ben buradan en iyi ne öğrenebilirim diye bakar olaya. Evet, bir sürü acı yorum gelmeye başladı. Mayıs'tan da kalp gönderdi. Şimdi Başak ve Mayıs'tan sırayla kalp gönderince ben dedim ki herhalde artık bunu kapatmanın zamanı geldi. Evet, birazcık da 1,5 saate geliyor. Benim genelde teamülüm 1,5 saat olmadan en azından kapatmak. Daha sonra eğer bu videoyu düzenleyecek olursak iki parçaya bölüp güzel şeyler şeklinde paylaşabilelim diye. Ama yani çok teşekkür ederim. Öncelikle benim şey çok önemliydi. Açık yüreklilik. Açık yürekli olacağından emin olduğum iki insanla birlikteydik. Gerçekten o konuşmaların her birisinde görülen net bir şekilde hem duygu ifadeleriniz hem sohbetiniz çok güzeldi. Benim için özel olarak çok hoş bir buçuk saatti. Çok mutluyum şu anda. Ve evet, o zaman sizden de... Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayında. Eyvallah. Evet, Alp bir son şey, veda. Ne diyeyim? Yani belki şey diyebilirim. Yani hani ben yani sorulara hani kendi hissiyatım, kendi deneyimim yönünde cevap vermeye çalıştım. Ama tabii benim deneyim de tabii bir sürü insanın deneyiminden sadece bir tanesi. O yüzden hani bir sürü konuda konuştuk. Hani insanlar karar verecekleri zaman hayatla ile ilgili falan. Sırf hani yapmayacaklardır tabii de. Yani sırf benim dediklerime, bizim dediklerimize de bakmasınlar. Çok insan, farklı insanlarla konuşsunlar. Taraflı düşünsünler her konuyu. Belki yani bir sürü insanın fikrini almak her zaman faydalı olacaktır. O yüzden hani benim hiçbir zaman yani söylediklerimde böyle mutlak gerçeği biliyorum, ben her şeyi yaşadım, bitirdim. O yüzden en doğrusunu söylüyorum iddiam yoktu. Yani kendi deneyimime göre düşüncelerimi paylaştım. Belki hani bunu bir şey olarak söyleyeyim, dipnot olarak. Onun dışında yani hani bu kanalı izleyenler herhalde matematikle ilgileniyor insanlardır. Şanslılar bence. Yani matematik çok güzel bir şey. Yılmasınlar, devam etsinler her zaman. Zorluklar olacaktır illaki ama çok güzellikler de olacak. Yani hani matematikteki güzelliği ve hani o oyun yanını ve hani gerçekliği başka yerde bulmak çok zor olabilir. Yani bence yani bütün kalbimle desteklerim devam etmelerini, onu diyeyim. Zorluklardan da yılmasınlar ve özellikle şimdi zor bir dönemden geçiyoruz. Belki gelecekler daha da zor olabilir. Hani bunun herkes için zor olduğunu bilsin herkes bence. O şey, kimse çok kolay geçirmiyor zor dönemleri. Doktora sırasında, başka dönemlerde de. Yani yalnız olmadığını bilsin insanlar. O çok önemli bence. Yani insan çünkü gerçekten... Olumsuz şeyler çok paylaşılmıyor ama olumlu şeyler çok paylaşılıyor ve olumsuz şeyler de oluyor ve insanlar sırf kendisine oluyor diye düşünüyor olabilir ya da tek zorlanan ben miyim diye düşünebilir. Öyle değil yani, onu da bilincinde olsunlar ama en de sonunda da bir yerden bir ışık doğuyor, onu da bilsinler. Şimdi kapatmadan önce son bir soru soracağım. Alp, kenardan canlı yayını açtın, yorumlara mı bakıyorsun? Yok. Bakmıyorsun. O zaman Özgür, sana son bir soru soracağım. Alp hep mi telepattı yoksa karantinada telepatisi mi gelişmiş? Yok, bence hep bir şey, özel yeteneği vardı. Gerçekten arada atladığım, yani atladığım derken gördüm, hoşuma gitti ama
toparlayıp soramadığım bir tane şey yorum vardı. Umut verecek bir iki cümle söyleyebilirler mi kapatmadan önce? Vardı, Alp lafı aldı, toparladı. Umut dolu şeylerle bağladı. Gerçekten çok hoş. Özgür, sen de tam kapatmadan önce umut dolu bir şeyler söyleyebilir misin? Sonra basacağım kapatmaya. Yo, yani ben umutluyum aslında. Hatta bu son yaşadığımız şeyde sanki şey gibi, yani olabilecek, yani tabii bu bir şey falan olduğunu düşünmüyorum, ben onu da söyleyeyim. Böyle bir mistik bir inanç çerçevesinde değil de, yani bir benzetme amacıyla olabilecek en hafif uyarı gibi, yani hani yaşam tarzı, doğayı kullanım ve şeyde, yani çok daha ağır doğal felaketlerle veya şeylerle karşılaşmak mümkün. Bu hani öngörülüyordu da aslında bu felaketler. Bunların aslında oldukça hafif bir tanesiyle karşı karşıyayız. Evet, eve tıkıldık ve kayıplar var. Ama hayat devam ediyor. Güneş ışıldıyor şey filan. Ve yani buradan iyi kararlar vermek aslında için çok güzel bir şans. Yani hani çok şey. Aynı anda insanların dünyanın her yerine başına gelmiş olması da şans olarak görüyorum ki aynı şeyi konuşabilme şansı doğuyor. Yani demek ki bir şeyi halletmek için büyük kararlar alınabiliyor. Dolayısıyla bu başka domainlerde de, yani başka karşı karşıya olduğunuz büyük şeyler için de yapılabilir. Ya bu konuşulacaktır bence bundan sonra. Belki alışkanlıklar değişecektir. Belki evet, hani belki yurt dışında doktora gidip gelmek bambaşka bir konu olacaktır falan, ama yani bir şekilde bir çıkış bulunacaktır. Dolayısıyla herkesin sevdiği ve yani hayatı boyunca uğraşmak istediği şeyler üzerinde canla başla çalışması bence doğru hala, yani bu konuda hiçbir şey değişmedi. Hadi bakalım, inşallah bunun içinden, yani ben de açıkçası biraz böyle eve kapanmak neredeyse çok hoşuma gitti. Hani bu kadar olumsuz bir şeyle, yani ortalama seviyede olumsuz bir şey olarak görüyorum ben, ama bunu hani böyle ciddi gerginliğin vesairenin olduğu bir şeyle eve kapanmak durumunda kaldık, ama hiç durmuyordum, hani işte sürekli bir yerden bir yere gezip duruyordum falan. Evde bayağı güzelmiş. Çokça da iş hallettim bu sayede ve gerçekten de dediğin gibi şeyi, hani bir kenarda bıraktığım şeyleri de oturup üzerinde düşünebildim, okuyabildim bir yandan. Bir sürü iş kurgusu fikri vardı kafamda, işte şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, bir sürü şey de ortaya çıkmış oldu. Ve düşünecek de çok zamanımız oldu. Hani bu şey, Türk filmlerinin çok bir müthiş bir lafı vardır ya, işte mapusta düşünmeye çok zaman oluyor diye. Gerçekten öyle bir mapus halindeyiz şu anda. Ve umarım herkesin düşünmeye çok zamanı oluyordur. Yani düşünmemekten ötürü çok canımız yandı bence çünkü. O yüzden artık düşünerek devam etsek çok iyi olur. Artık böyle değişik değişik bir şeyler, ne koydular ya? Kalbin içinde böyle artı var. Şey, korona için özel konmuş bir şey olduğunu düşünüyorum. Ne deniyor ona? Emoji olduğunu düşünüyorum. Peki, o zaman hoşçakalın diyelim herkese. Yayını ben artık durduruyorum. Yine görüşmek üzere. Esen kalın, yine bekleriz.